Merhaba arkadaşlar. Kazım Hoca ile Pratik Fizik Kanalı'na hoş geldiniz. 3 4 5 AYT fizik soru çözümlerine devam ediyoruz. Evet, bir boyut hareket, diğer ismi arkadaşlar atışlar konusuna devam edelim. Evet, konumuzu kısaca bir özetleyelim. Şimdi atışları kendi içinde arkadaşlar bir serbest düşme, düşe yatış, yata yatış ve eğik atış olarak dört parçaya ayırıyoruz. Şimdi serbest düşmeye bir özet yapalım. Şimdi şöyle diyelim. Şimdi serbest düşme nedir arkadaşlar? Serbest düşme bir cismin diyoruz arkadaşlar ilk hırsız aşağı doğru yaptığı harekete biz serbest düşme diyeceğiz. Şimdi cisim aşağı düşerken arkadaşlar şimdi formül olarak neyi kullanacağız? H eşittir 1 bölü 2 gt kare kullanacağız. Biz buna ne diyeceğiz? Buna arkadaşlar eğer g'yi 10 alırsak h eşittir biz 5 t kare diye ne yaparız? Formülümüz var. Bu ne formülümüz? Bu yol formülümüz. Bir de arkadaşlar cismin aşağı inerken yer çekim etkisinde düştüğü için o zaman hızını da g çarpı t edeceğiz. O zaman hızı hız, hız ifadesi de g çarpı t git diye formül. Demek ki iki formülümüz var. Burada birincisi arkadaşlar birincisi bu diyoruz. İkincisi de bu. Şimdi burada özel bir durumumuz var. Bu durumu bilmemiz lazım. Cismin her saniyede aldığı, her bir saniyede yani şuradaki bir saniye alımda Buradaki bir saniye aralığında, burada ve bir saniye aralığında, buradaki bir saniye aralığında cismin aldığı yol ilk bir saniyede 5, ikinci bir saniyede 15, üçüncü bir saniyede 25, 35 ile gider. Bu aynı zamanda cismin her bir saniye H, 3 h 5 h 7 h ve ritmik olarak bu şekilde gider. Daha nasıl olabilir? Burası 45 olursa burası 9 haş şekli. Demek ki cismin aldığı yol o zaman her saniyede H, 3H 5H 7H diye gider. Ama H'a biz ne diyeceğiz? İlk bir saniye 5, ikinci saniye 15, 25 35 diye ritmik olarak gider. Şimdi hızı ise yer çekimde dolayı hızı yer çekimi 10 olduğu için her bir saniyede ilk bir saniyede 10, ikinci bir saniyede 20, üçüncü saniyede 30, dördüncü saniyede 40 diye ne yapar artacak arkadaşlar. Demek ki bizim burada kullandığımız iki formül vermiş. Birincisi haş eşli 1 2 kare ikincisini de Bir de zamansız formül bize yeterli ve kare işte iki 2 kullanacağız. Şimdi gelelim Havasız derken geçerliydi bu durumlar. Eğer hava olduğu zaman havanın neyi vardır? Havanın bir direnç kuvveti vardır. Havanın direnç kuvveti cismin hızını azaltan, cismi durduran, cismin hızını sabit hızlı yapan bir kuvvettir. Şimdi burada şöyle diyelim, şu olayı inceleyelim bir. Şimdi burada arkadaşlar cismimiz buradan ilk kısı bırakıldığı zaman yer çekim etkisiyle ne yapar? Aşağı doğru hızı artar. Ama buna ters yönde havanın bir kuvveti uygular. Havanın uyguladığı bu kuvveti biz ne diyoruz? Havanın direnç kuvveti diyoruz. Eğer cisim aşağı inerken yukarıya yönlü buna bir havanın direnç kuvveti etki ettiği zaman o zaman cisim üzerindeki net kuvvet ne oluyor? Azalıyor. Neden? Mg'den Ft'yi çıkartıyoruz. Çünkü net kuvveti yazarken F net kuvvet eşittir. Mg eksi Ft diyeceğiz. O zaman net kuvvet azaldı. E, net kuvvet azalırsa, kuvvet azalırsa F eşittir MA olduğu için o zaman iğmemiz de azalır. Demek ki iğme ile kuvvet orantılı olduğu için burası azalırsa burası da azalır. Havanın direnç kuvveti niye artar? Havanın direnç kuvveti artar. Havanın hızıyla alakalıdır. Cismin hızıyla alakalıdır. Çünkü biz hızı, bu da havanın direnç kuvvetini yazarken K çarpı S çarpı ve kare diyeceğiz. Ve arttıkça direnç kuvveti ne yapıyor? Artıyor. Öyle bir noktaya geliyor ki cismin ağırlığıyla arkadaşlar bu havanın sürtünme kuvveti dediğimiz direnç kuvveti eşit oluyor. İşte eşit olduğu anda artık hızımız ne yapmıyor? Bu noktadan itibaren değişmiyor. Buna bir sabit hız diyoruz. Yani limit hız dediğimiz kavram arkadaşlar sabit hız demektir. Ve bu anda artık cismin hızlı amaçı iğmesi sıfır. Net kuvvet sıfır. Havanın direnç kuvveti sabit oluyor. Neden? Dediğimiz zaman çünkü çünkü cismin artık hızı hep değişmiyor, hızı sabit kaldığı için biz burada arkadaşlar limit hız dediğimiz kavrama aynı zamanda ne diyeceğiz? Sabit hız diyeceğiz. Demek ki limit hız sabit hız demektir. Şimdi burada demek ki o zaman limit hız formülünü bilmemiz lazım. Havanın sürtünme göre K, A, B kare. Ama limit hızı şöyle düşünebiliriz. Havanın direnç kuvveti ağırlığı eşit olduğu limit hızı oluşur. Havanın direnç kuvveti K çarpı S çarpı B kare. Bu da Mg'dir. Buradan V'yi çektiğimiz zaman kök içinde Mg bölü kese diye ne yapar çıkar. Buradaki S yüzeyin en büyük alanıdır. Yani kesede en büyük alan olarak ne yapacağız? Dikkate alacağız. Şimdi sorularımızı çözmeye başlayalım. Evet ilk sorumuz şöyle. Sorumuz ne demiş? Özelliği her yerde aynı olan bir hava ortamında bulunan düşey M kütleli bir yağmur damlar bir süre sonra limit hıza ulaşıyor diyor. Limit hız sabit hız demektir. Limit hıza ulaşan yağmur damlası ile ilgili hangileri Doğrudur diyor. Şimdi limit hız neydi arkadaşlar? Limit hız dediğimiz ifade cismin ağırlık kuvvetinin havanın sürtünme kuvveti dediğimiz o direnç kuvvetine eşit olması demekti. Limit hız ulaştığı zamandan hızlama bitiyor. Düzgün doğrusu hareket yapar doğru. Çünkü düzgün doğrusu hareketin diğer ismi sabit hızlı harekettir. Demek ki birinci ifade doğru. Üzerindeki net kuvvet sıfır olur. Eğer hız sabit olursa cisim üzerindeki kuvvetlerin ne olması lazım? Sıfır olması lazım. İkinci ifademiz de doğrudur. Hareket süresini etki eden hava direnç kuvveti en büyük değerindedir. Evet en büyük değerindedir arkadaşlar. Niye? Çünkü en fazla hıza ulaşmıştır. O hızdan sonra artık artık hızlanma bittiği için yani buradaki V karefaz sabittir. O zaman en büyük değer ulaşmıştır. O zaman cevabımızı 1, 2, 3 olarak ne yapmış oluyoruz? Söylemiş oluyor Geldik ikinci sorumuza. Sorumuz şöyle. Hava direncinin ihmal edilmedi. Yani havalı ortamda eşit kütleli kesik konu K ve K ve K, e, içindeki K ve silindir içindeki L cisimleri şekilli konudan serbest bırakılıyor diyor. Limit hızla ulaştıklarına göre yargılanan hangileri doğru? Şimdi limit hızı ifademiz tekrar hatırlatalım. Cismin ağırlığının havanın o direnç kuvveti eşit olma durumuydu. Burada her ikisinin kütlesi de aynı. Bunun kütlesi de aynı. Bunun kütlesi de aynı arkadaşlar. Şimdi K cisminin limit hızının büyüklüğü L cisminin eşittir. Evet limit hızı ifadesi V eşittir. Ağırlığı ne yapıyorduk? Ks ya da Ks yapıyorduk. S dediğim ağırlıklar aynı. E, S'ler en büyük alan. En büyük kesit alanı şurasıdır. Buranın alanıyla buranın alanı aynı olduğu için o zaman K cisminin limit hızıyla L cisminin limit hızıyla ne olmak zorunda? Birbirine eşit olmak zorunda. L cismi en eskiden havanın direnç kuvveti maksimum değeri K'dan büyüktür. İkisinin de arkadaşlar burada limit hızı derdisi sürtünme kuvveti ağırlığı eşit olduğu için her ikisinde aynı değer dedi. O zaman bu ifade ne oldu? Yanlış oldu. Çünkü her ikisinde arkadaşlar ağırlık aynı olduğu için ağırlık direnç kuvvetine eşittir. Limitize ulaştıklarında K ve L'nin iğmeleri sıfırdır. Evet sıfırdır. Niye sıfırdır? Çünkü limitize ulaştığı zaman net kuvvet ne olur? Sıfır olur. Net kuvvet sıfırsa o zaman iğme de sıfırdır. O zaman cevabımızı 1 ve 3 olarak söylemiş oluyoruz. Evet geldik 3. sorumuza. Hava sürtünmelerinin önemsemediği bir ortamda K noktasından serbest bırakılan bir cisim kale ve lm yollar t ve 2 t alıyor. dalıyor. Cisimlerin h kale h arasındaki mesafesi nedir diyor. Şimdi burayı t sıra dalını Burayı 2 t sıra ve serbest düşünün cisim serbest bırakılmış. İlk bir saniyede aldığı yol h, ikinci saniyede aldığı 3h, üçüncü saniyede aldığı yolda 5H'tir. O zaman burada HKL ne oldu? H oldu. HL de arkadaşlar ne oldu? 8H oldu. O zaman burada H bölü 8H ifadesinden 1 bölü 8 ifadesini bulmuş oluyoruz. Şimdi gelelim dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuz şöyle. Ne demiş bize? Hava direncinin önemsiz olduğu bir ortamda M, 4M, M, 3 kütleleri, 3 bilye serbest bırakılıyor. Cisimlerin tam yere çarptığı hızların büyük gönsüralarını diyor. Şimdi hız ifademiz neydi arkadaşlar? Hız ifademiz g eşittir git demiştik hatırlarsanız. Şimdi burada arkadaşlar sonuçta hangisinin süresi daha uzundur? Bunun yere düşme süresi daha uzundur. Çünkü bırakıldığı yüksekliğe bağlıdır. O zaman hızı yüksekliği fazla olanın Hızı da fazla olmak zorunda. O zaman bizim kütleli bir işimiz yok. Kütleye bağlı değildir. O zaman V1'in hızı büyüktür. V2 ve V3 aynı yükselten bırakıldığı için V2, V3, V3'in eşit olmak zorunda. O zaman cevabımızı B olarak söylemiş oluyoruz. Evet, beşinci sorumuz şöyle. Hava sürtünmesi ihmal edildiği bir ortamda K noktasından serbest bırakılan cisim L noktasına geçerken hızı 20 metre bir saniye, M, m noktasından geçerken 30 metre bir saniye geçip N noktasına 40 da çarpıyor. Bize H ile H-M arasındaki mesafeyi soruyor. Şimdi buradan bırakıldığı için buradan buraya arkadaşlar kaç saniyede K'dan L'ye 20 olduğu için hızı hızı 20 olduğu için kaç saniye gelmiş? Onar onar artacağı için hızı 2 saniye gelmiştir. 20'den 30'a hızı o zaman 10 arttığı için buradan buraya 1 saniye gelmiştir. 30'dan 40'a yine 10 arttığı için her saniye 10'ar 10'ar hızı artacağı için burası 1 saniye olmuştur. O zaman buradan bırakıldığım ilk saniyede h, ikinci saniyede 3h, üçüncü saniyede 5h, dördüncü saniyede ne oldu arkadaşlar? 7h oldu. Bize neresini sormuş? Bize Şuradaki HL'yi sormuş. Yani 5H kısmı. HL 5 oldu. O zaman HM nedir arkadaşlar? Kaç oldu burada? 7 oldu. O zaman oralımız buradan 5 bölü 7 olarak bulmuş oluyoruz. Evet geldik. 6. sorumda sürtünmeleri ihmal edildiği bir ortamda H yüksekliğinden serbest bırakılan bir top hareketinin son saniyesinde 45 metre yol alıyor. Topun havada kalma süresi ve yere çarpma hızı nedir? Şimdi arkadaşlar cismin e, yere çarpmasını tabi V işte GT'den bulmamız lazım. Önceki süreyi bulmamız lazım. Cisim son saniyesinde 45 almış. O zaman son saniyesinde eğer 45 alıyorsa bir önceki saniye 35'tir. Bir önceki saniye 25'tir. Bir önceki saniye 15. Ve ilk atıldığı anda 5'tir arkadaşlar. O zaman kaç tane geçti? 1, 2, 3, 4, 5. Demek ki süremiz 5. Hız ifademiz GT idi. 10 çarpı 5'ten. O zaman hızımızda ne oldu arkadaşlar? 50 oldu. Cevabımızı C, C şıkkı olarak söylemiş olduk. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Ve videolarımızı beğenelim.